Biz şimdi Ceren'le beraber dışarı çıkacağız. O yüzden böyle bugünü, ondan sonraki birkaç günü de sizlere vloglamak istedim. Böyle giyindim, şimdi size kombinimi de Böyle göstereceğim. üstümde Levi's bir hoodie var. Hello Kitty var üstünde. Geçen sene çıkmıştı bu koleksiyon. Sonra altımda böyle geniş paça bir kot var. Bershka bu da. Arkadaşlar Ceren'le buluştuk. Merhaba. Şimdi Arkadaşlar ben Ceren. Kahve içmeye gidiyoruz. Sen vlog mu çekiyorsun? Evet. Şu an Boş karar verdim. Yani. Ay, arkadaşlar boş elim donuyor. Ben sana dedim ama. Ama saçım kapanıyor. Arkadaşlar. Benim bu kameram ne kapanıyor ne açılıyor. Böyle şu an kamerası açık. Hiçbir şey olmuyor ama. Ne kapanıyor ne açılıyor. Nedenini bilmiyorum. Böyle yapmaya başladı bu. Nazar değdi. Arkadaşlar biz şimdi Ceren'e Starbucks'a geldik. Ceren'e Starbucks? İçeceklerimizi söyledik. Sesim geliyordur umarım. Ama geliyor ya, biliyorum Ceren'inkinden. Böyle bu yakınlıkta çekeceğim. Ceren böyle giyinmiş. İçimde ne var biliyor musun? Ben şimdi sana içimdekileri anlatacağım. İçimdekileri İçimde ben balıkçı biliyorum. Yaka, bir tane üst var, tişört. Ne denir ona? Tişört. Tişört. Onun üstüne yine azıcık boğazı, yarım boğazlı bir sweatshirt var. Onun üstünde de atkı var. Oha. Arkadaşlar ben cappuccino aldım. Normalde aldım. Sıcak kahve içmeyi hiç sevmiyorum. Ama cappuccino'da da sıcak seviyorum çünkü soğuk hiçbir anlamı kalmıyor. Ceren de raspberry şuruplu latte aldı. Sıcak. Mis. Ceren sıcak seviyor. Evet. Bu kadar. Şimdi biz kruvasan almaya geldik. Of arkadaşlar, kruvasan yok. Ve Ceren yok. Guys. Nefret ediyorum gözlük takmakta. Biz şimdi gümrüğe gidiyoruz. Ege için. Ege izliyor mu videoyu adam? Ayakkabı bakacağız. Belki de çok güzel bir şey bulmuş. Belki de. Arkadaşlar gözüm sürekli buhar oluyor. Ben artık bıktım. Gözlük takmak istemiyorum. Lens bu videoda alacağız. 10 kere gözlük takmak istemiyorum diyeceğim. Ceren de göremiyor şu an aslında. Görüyor, ben, taklidi yapıyor. Ben hem miyopum hem maskem var hem de arada bir bu önüme geliyor ve göremiyorum. Çok sıkıcı yani. Elimde donuyor bu arada. Elini cebine sok artık. Ben çok güzel bir tane comic book aldım. Bobby comic book aldım. Onu ben size evde göstereceğim ama çok güzel, tamam mı? Ben onu tam orada sen alırken çektim klibi, sana atarım. Tamam, Ceren bana klip atacakmış. Onu şimdi koyacağım. Bakın izlediniz. Bakın arkadaşlar ben sürekli şey diyorum. Ben sürekli diyorum ki beni duyuyorlar mı ya? Beni duyuyorlar. Bak dur. Şöyle gözükmemiz yok mu? Diyorum ki sürekli bu arada kirpiklerim rimel aktı, bir şeyler oldu. Kirpiklerim iğrenç oldu. Sürekli ivereyim diyorum. Yani yapıvereyim, alıvereyim derken yanlışlıkla bütün paramı harcadım. Böyle oldu. Aslında çok da bir şey almadım ya, abartmayayım ama yani böyle oluyor. Görüşürüz. Yani bu ivermek kelimesine alışmayın. Tamam mı? Sonra böyle her şeyi harcıyorsunuz. Gözlüklerim buhar oldu. Benim yüzümü göremedi bu insanlar. Yazık size. Yazık size. Tam sonra XD'sini koydun ya. XD yani. Şimdi eve geldim. Dersin başlamadan önce de size aldığım birkaç şeyi göstereceğim. Bir deneme. Bunu dershaneden aldım. Yarın deneme sınavı var çünkü. İki tane çorap aldım. Böyle bir tane kırmızı bir taşlı kart var. Çok hoşuma gitti. Bir de böyle mor mavi batik aldım. İşte bu dünyanın en güzel çizgi romanını aldım. Bobby en sevdiğim sanatçılardan biri. Ve onun işte bu çizgi romanı o kadar güzel ki. Bakın içini göstereceğim şimdi size. Böyle yani bildiğiniz comic book. İnternette de var bu arada. Bobby yazarsanız Diana Rebecca Mektaba bulabilirsiniz. Ben bunu İzmit'teki
çizgi romancıdan aldım. Her yerde varmış, bilmiyorum. Çok güzel. Selam. Kendime çay yaptım. Bu çay tea ve stevyalı. Yani tatlandırıcı oluyor sanırım. Bu çizgi roman okuyacağım. Böyle sadece şu an bunu yapmak istiyorum. Bobby aşkım ateşlendi içimde. Aynen çok pis. Hava sıcak. Geçen hafta dün veya önceki gün falan bayağı soğuktu ama bugün hava bayağı sıcak. Şimdi size ne giydiğimi göstereceğim. Montum, çantam, içime kolej ceketi / hırkası giydim. Sonra onun içinde böyle lila pembe bir tane kazakımsı bir şey var. Triko diyebilirim. Pantolonum ve kovboy botum. Sadece bir şey olmadığı için ben de anahtarlarımı göstermek istedim. Çünkü anahtarlığımda anahtardan çok aksesuar var. Mesela bunu arkadaşım Dalyan'dan getirmişti. Böyle kartlı bir şey. Burada ayıp sözcükler. İstanbul var. Böyle bu Yunanistan'dan gelmiş bir şövalye kafası var. En sevdiğim bu. Neden derseniz. İşte bu yüzden. Yine size burada yaptığım alışverişi göstereceğim. Böyle 3D sticker yazıyor. Yani hareket eden bir sticker. Bu Yunuslu bir sticker. Çakmak aldım. Böyle uzun çakmak aldım çünkü mum yakarken falan daha kolay oluyor. Kupa aldım. 2 tane. Böyle. Kocaman. Ve böyle renkleri çok fazla böyle dedim ama renkleri böyle 70'ler retro renkler. Kocamanlar. Bakın. Ben böyle büyük bardakları çok seviyorum. Bir de böyle pembe bir hırka aldım. Böyle crop ve burası sanki yani böyle sarıyor ve lastikli. Sanki korseymiş gibi, anladınız mı? (Gülüyor) 20 dakika sonra dersim var. Ona kadar çayımı içeceğim. Pijamam. Çayım kocaman bardağımda. Dün kendime intro yapmaya çalıştım. Böyle küçük bir animasyon, bir de böyle renkli ismimin yazıldığı bir şey yapmaya çalıştım. Ama beceremedim tam. Umarım ilerleyen zamanlarda bir güzel bir introm da olur. Çok istiyorum bir introm olsun. Şimdi ben dışarı çıkmıştım. Ama çekmeyi unutmuşum. Kahve almaya çıkmışım. Kahve aldım. Şimdi eve geri gidiyorum. Çok sesliydi. Hava çok sıcakmış. İşte şimdi yürüyorum eve. Eve gidince kahve demlerim. Taze kahve. Bir kedi tırmanıyor. Deli. Dışarı kahve almaya çıkma son birinde bu arkadaşlar. Ben filtre kahvemi Shiva'dan çektiriyorum. Aldığım da bu African Blue diye geçiyor. Eğer Starbucks'ın kendi bu mağazada yaptıkları filtre kahveyi seviyorsanız bu onun tadına bayağı yakın. Ve çok güzel cidden. Bu Shiva'da favorim. Arkadaşlar her zaman markete dışarı yanınıza giderken bez çanta almayı unutmayın. Çok önemli. Merhaba, günaydın. Şimdi Amerikan tipi
damla çikolatalı kurabiye yapacağım. Bunun tarifini ben aşağı açıklama kısmına linklerim. Daha önce böyle 2-3 tariften bu tip damla çikolatalı kurabiye denemiştim. Ama en güzel tarif bu. Çakal lezzetlerin tarifi. Aşırı güzel, böyle içi sakız gibi dışı çıtır oluyor. Cidden lütfen o videoyu izleyin. Ve bu kurabiyeyi o tarifle yapın. Tarifte esmer şeker var. Yani cidden bu esmer şekerli o rengi, yoğunluğu, tadı falan daha güzel oluyor. Ama esmer şekeriniz yoksa ama yine de bunu yapmak istiyorsanız, bir su bardağı beyaz şekere bir yemek kaşığı civarı pekmez eklerseniz bu o yoğun tadı almış olursunuz. Kurabiyeler pişince böyle yayıldığı için çok fazla dip dibe yerleştirmeyin fırın tepsisine. Şu an kurabiyeler pişiyor fırında. Yani bir 5-7 dakikası falan kaldı. Onlar alana kadar ben de kendime cappuccino yapacağım. Kurabiyelerim pişti. Şimdi ben onları yiyeceğim. Evet, bu videonun daha sonuna geldik. Renkli bir ışıkta videomu bitirmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir.